Efendim hoş geldiniz ekran başına. Saatlerimiz 21'i gösteriyor ve 21'de çayınızı kahvenizi hazırlayıp tamamen duygusal programında biliyorsunuz. Sizler için çok özel konuları özel konuklarımızla birlikte tartışıyoruz ve bizim son dönemde özellikle Türkiye'de kadınlarımız, kızlarımız olmasa herhalde bu ülke bu kadar çok gururlanmaz ve son olarak da çok değerli bir Avrupa şampiyonumuz var. 17 yaşında Elif Sude Akgül 49 kiloda Avrupa şampiyonu oldu ve kendisi aslında hem Avrupa şampiyonu olurken bir taraftan da dünya bir numarası tıpkı Filenin Sultanları ablaları gibi. Ama biraz heyecanlı hemen Elif Sude ile başlamayacağım. Dolayısıyla hocamız da yanımızda eski milli sporcumuz ve antrenör Çağrı Kızıl bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elif Sude abicim sen de hoş geldin. Hoş buldum. İyi misin şu anda? Daha iyiyim. Daha iyiyim. Tamam o zaman hocayla başlayalım. Hocam tebrik ediyorum. Sizi çok yetiştirdiniz tabii şampiyon var. Sizce alışık olduk bir durum herhalde değil mi? Alıştığınız bir durum zaten. Yani evet alıştım. Tabii her seferinde daha üstünü, daha iyisini istiyoruz. Ama evet alışkınım. Bu mesaj sana Elif. Daha iyisini istiyorum. O heyecan, heyecan ve hedef bitmeden, yani biterse zaten başarı gelmez. Evet Elif çok tabii çalıştın. Evet. Yani biz seninle de aynı yerde oturduğumuz için yolda da görüyoruz. Evet. Kızlar böyle şey ekip halinde tekvandocu kızlar. Evet. Ve birbirleri çok iyi arkadaşlar. Aslında o herhalde çok iyi arkadaş olmanız çok etkiliyor değil mi birbirinizi olumlu yönde? Tabii etkiliyor yani. Ben ailemden çok onları görüyorum her gün. Onlarla beraberim ki yani yakın olmazsak zaten evet. Nasıl yapacağız? Tabii kampta birliktesiniz. Evet, yurt dışında. Bu şampiyonu nerede oldu? Estonya'da oldu. Estonya'da. Estonya'da çok farklı bir ülke tabii. Hem evet, orada evet. Avrupa'yı görüyorsun. Sporcu olmak nasıl bir şey? Öncelikle abicim onu sana sormak istiyorum. Yani çünkü çok böyle disiplin gerektiren, hayatına birçok fedakarlık yapman gereken bir durum. Şu anda genç kızsın. Ve ileride birçok hayalin de var ama belli ki birçok şeyden de fedakarlık da yapıyorsun. Evet. Ama bunları yaparken de herhalde çok da zevk alarak yapıyorsun. Ya açıkçası severek yapmasam zaten çekilmez gerçekten. Ama zor, gerçekten zor. Mesela Estonya'ya giderken şampiyon olacağını biliyor muydun? Yoksa işi böyle birazcık da hani şansla yaver gider, o şansı da çok iyi kullanırsın. Biliyordum açıkçası çünkü bunun için çok çalıştık ve ben bu sene kendi kategorimde gençlerde full şampiyon oldum. Bundan dolayı özgüvenli bir şekilde zaten yapacağımı biliyordum. Şimdi artık 17 yaşındasın. Evet. Seneye 18 oluyorsun, evet. Yaşlı oluyorsun çok güzel. Sonrasında tabii olimpiyat herhalde değil mi? Yani 2024 olimpiyatları elemelerine yetişemiyorsun herhalde değil mi yaştan itibaren? Onu teknik kısımları. Evet. Yani şu anda sanırım 2024 artık kaçtı. Hı hı. Zaten 17 yaşında ve o kiloda da çok başarılı bir sporcumuz var ülkemizde. Son dünya şampiyonu Merve. Merve'nin gideceğini düşünüyoruz. Bizim hedefimiz şu an 2028'e göre hazırlanıyoruz ama bir kota veren son bir maç var olimpiyata Çin'de. Orada son bir kez deneyebiliriz. Şampiyon anladım. Da olabiliriz belli olmaz. Tabii orada puan topladıkça dünya tabii, sıralaması tabii. Da çok önemli oluyor herhalde. Olimpiyat elemesi gibi bir şey var mı hocam? Yoksa orada turnuvalarda topladığı puanlar mı Elif Sude'yi Paris'e götürecek ya da başka olimpiyatlar? Şöyle, uluslararası turnuvalarda ve Avrupa Dünya Şampiyonalarında toplanılan puanla hı-hı. ilk altıya giren sporcular olimpiyata direkt katılım hakkı elde ediyor. Evet. Biz tabii gençlerde birinci sıradayız ama büyüklerde değiliz. Hı-hı. Büyüklerde de çok ciddi puanlar topladık bu sene. Büyüklerin son iki dünya şampiyonunu yendik. İşte olimpiyat üçüncüsünü yendik son ki İsrail rakibimizi büyük farkla yendik. Buralarda biz de puan topluyoruz. Ama tabii daha yaşımız çok genç. Yani önümüzde bir yol var. Sadece Çin'de özel bir turnuva var. Özel turnuva, yani Grand Slam adı altında. Grand Slam şekli. Grand Slam'ı kazanan sporcuya ayrı bir kota veriliyor. Hmm. Bu konuda da... Joker delicesi. Gibi bir şey bu anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Bir anda bir Joker bileti gibi bir şey. Peki Elif Sude yani iki isim de çok güzel bu arada. Ben ikisini de kullanacağım izninle. Neden tekvando? Yani hani bakıldığı zaman evet bir savunma sanatı diye geçiyor değil mi evet. bakıldığı zaman aslında ve bunun dışarıda kullanmamanız gerekiyor. Evet. Tekvandonun genel ilkeleri evet. itibariyle. Niye bu sporu seçtin? Yoksa spora böyle bir yönelimin vardı sadece denedin ve Çağrı hocaları hani hepinize abilik yapıyor zaman zaman babalık da yapıyor gerçekten de ama hani ortamı mı sevdin daha çok? Ya açıkçası ben yani bu spor babam yüzünden başladım. Evimize yakındı ve ben voleybol için
gidiyordum. Çünkü ona da çok uygun. Çok iyi oynuyor bu arada voleybolda. Belli olmaz hocam. Belki Filin Sultanların kadrosuna buradan al, yapacağını yaptı kız. Avrupa şampiyonu oldu. Sonrasında Çağrı Hoca orada işte oradaydı. Hı-hı. O beni gördü, direkt antrenmanı aldı. Bir nevi zorla başladım. Şöyle babasıyla geldiler, hiç unutmuyorum. Ben de antrenmandayım. Çok da iyi bir takımımız var böyle. Miniklerde Türkiye şampiyonları falan. Elif hepsinden geç katıldı. Yani sonradan Hı-hı. dahil oldu bize. İyi bir takımım vardı. Böyle artık isimlerinden söz ettirmeye başlamışlardı. Şöyle bir ofise su alayım diye geldim. Ve baktım babasıyla duruyorlar. Bir şeyler konuşuyorlar. Şöyle bir gördüm bunu. Erkek gibi saçlar kısa, ince uzun, şortunu giymiş. Ve yaptım gel bakayım dedim. Elinden tuttum içeri soktum direkt. Normalde böyle bir şey yapmam. Pek hani özel bir an. Onu anlamışsınız zaten. O enerjiyi aldığınızı söyledim. Hissettim. Evet. İçeri aldım. Dedim başlıyorsun ne voleybolu, tekvando. Hiç şey konuşmadık. Daha bir detay olmadı, öyle başlattı. Süper. Peki şöyle yani bakıldığı zaman aslında zor bir spor değil mi? Sürekli olarak işte bir darbe de alıyorsun. Evet. Böyle hiç böyle ağladığın, yani ben bu sporu yapmayacağım dediğin an oldu mu? Şu anda herhalde darbelere çok daha dayanıklısın sana. Şu an yani maç içinde zaten bunu hissetmiyorsunuz. Hı-hı. O atmosfer falan. Ama ilk başladığım zamanlarda çok bıraktım. Çok fazla bıraktım. İstemiyordum hatta. Zorla başladığım için. Peki Estonya'daki turnuvada böyle en unutamadığın an neydi? Finalde kimle oynadın bu arada? İspanyol bir rakibimle yaptım. Onunla ikinci defa zaten karşılaşmamızdı. Ondan önce Multiarpa'da final atmıştım yine aynı kişiyle. Süper. Farkla bitti. Hı-hı. Yine aynı şekilde oldu ama ceza oldu. Yani şöyle... Şaibeli bir şampiyonluk bu hocam. Dört cezada eleniyorsunuz. Beş cezada eleniyorsunuz ve ikimiz de dört cezaya kaldık. Çok kritik. Evet, kim kaybederse o maçı verecekti. Normalde puan olarak sen öndeydin ama ceza olarak da eşitlik vardı. Herhalde bu senin için en unutamadığın şampiyonluklardan birisi olacak. Çok birazcık, kritik bir anda. Birazcık böyle stresliydim o an. Ama çok güzel bir şey. Herhalde ben sporcu olsaydım o işte İstiklal Marşımızın okunması, o kürsüde en üste çıkmamız herhalde en gurur verici an. Öyle. Yani bunu gördükten sonra herhalde bundan sonra böyle şampiyon olmamayı hiçbir zaman istemezsin herhalde. Evet, bu duyguyu tattım bir kere. Bir daha bırakmak kim ister ki? Kesinlikle. Ya, daha iyisini başaracağını şüphemiz yok. Hocam herhalde gençlerin çok turnuva oynaması yani... Kaybedebilir Elif Sude finali ama o kayıp bile herhalde birçok ders de veriyor. Dolayısıyla herhalde oralarda olmamız çok önemli değil mi? Yani dörtlü finallerde ya da yarı finalde mutlaka bir şekilde o yarı finallere kadar gitmemiz gerekiyor herhalde. Kesinlikle öyle. Mesela burada bence planlama çok doğru yaptık. Bu konuda kendimle gurur duyuyorum. O bu sene Ocak ayında gençler kategorisinde maça girebilecekken onu büyüklerde soktum. Ki onu da başaracağını biliyordum. Üçüncü oldu. Dünya Başkanlık Kupası'nda madalya aldı. Çok nadir sporcular orada madalya alabildi. Sonra da hep büyüklerde denedim. Ki hiç de beni yanıltmadı. Büyüklerde onun başarılı olması gençlere karşısında üstünlük sağladı. Yani sonra yaş itibariyle büyüklerle oynayabiliyor mu? Mesela 17 yaşındayken böyle yoksa antrenman şeklinde mi yaptı? Sadece 17 yaşına geldiğinde hem genç hem büyüklerde yarışabiliyorsun. Ha, anladım. Her iki kategoride seçenek sunuyorlar. Biz de hep büyükleri seçtik. Hı hı. Dedi ki bir üst klasmanda olimpik sporcu, hatta olimpiyat üçüncüsüyle, işte dünya ikincisiyle onlarla yarıştık ve yendik. Son iki dünya şampiyonunu yendik. Evet. Harika geldi. Son iki dünya şampiyonunu yendik ki kız bizden başka kimseye yenilmedi son iki yılda. Sadece şu anda hala tek Elif'e yenildi. Buralarda denedik. Sonra vites küçültüp dedik ki artık Avrupa şampiyonlarına odaklanıyoruz. Son iki ayda sadece gençlerle kategorisinde yarıştık. Hı. Oralarda da birinci olduk. En sonunda biz Senegal'e gittik. Afrika'da bir daha büyüklerde girdik. Şampiyonluğu aldık. Artık Avrupa şampiyonasına hazırdık. Herhalde iklim, mental olarak bu şeyleri görmen seni böyle turnuvalarda zaten baştan değil mi birçok rakibinin önüne koyuyor. Mesela Afrika diyor, Senegal'e gittin. Oranın işte yeme içme kültürüne uyum sağlan. Yani çok enteresan. Bu Kalemun gibi her ortama uyum sağlayabilmen lazım. Şimdi 49 kilosun Elif ve
Örneğin turnuvalarda da kilonuzun 49.5, 49.6 ne olması gerekiyor? Yani orada yediğiniz için her şeye dikkat mi etmemiz gerekiyor? Evet, dikkat etmemiz gerekiyor. Yani tam tartıda ben tam 49'u görmem lazım. Yani 49.1 bile olamaz. Turnuvaya giremiyor musun öyle olduğunda? Yok, eleniyorsunuz. Çok enteresan. Evet. Ya bu hem şeyde ne diyorsunuz? Salonda başlıyor o zaman mücadele. Evet. Ama onun öncesi de sen tartıda eğer mağlup da olabilirsin. Evet. Bu çok büyük bir disiplin. Gerçekten evet. Çok büyük bir fedakarlık. Hani sosyal hayatta her zaman dikkat ediyorlar sporcular. İşte çikolatası, tatlısı. Tabii ki gerektiği yerde ama kısıtlı. Her zaman bunun farkındalık var. Herhalde son bir hafta sizin diyet programları. İnanın son bir haftaya bırakırsak olmuyor. Olmuyor. Ben onu şu konuda takdir ediyorum. Az önce içeride konuştuk onunla. Ya dedim hep dikkat ettin. Yani bu konuda hiç salmadın. O yüzden de hep bunun avantajını sağlıyor. Herhalde gün içi ne yiyeceğin, ne içeceğin, ailen nasıl? Yani başka sporcu var mı, kardeşin var mı Elif? Yani çünkü onlar seni, yani bir askeri kamptasın evet. Ama ailen de hep sürekli onu böyle uyum sağlaması gerekiyor. Ya şöyle, babam sporun içinde, kendisi işte sporla ilgileniyor. Ablam var, ablam da basket yapıyordu. Önceden, şu an işte üniversitede. O yüzden bıraktı. Bıraktı. Ama yani aile hep sporla ilgili olduğu için zorlanmıyoruz. Destekliyorlar. O yüzden hiçbir sorun yok yani. Peki sen hep sporcu olarak mı devam etmek istiyorsun? Üniversite eğitimin gelecek. Türkiye'de tabii hem spor hem üniversite hocamıza da soracağım yani. Nasıl oluyor ama hani böyle bir başka bir şapkan, başka bir kolumda altın bilezik olsun diyor musun? Yoksa bu iş gerçekten de sana birçok anlamda maddi manevi bir kazanç sağlıyor mu? İşin tabii sponsorları ve işte maliyet kısımları hocamıza o sıkıcı konuları kulaklarını kapatabilirsin. Ya yani üniversite içinde yine spor düşünüyorum. Hı-hı. Yani spor harici başka bir şey yapacağımı zannetmiyorum. Böyle devam edeceğim. Bence de insan en iyi yaptığı şey, bence en sevdiğim mutluyum şey. Mutluyum da, seviyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Mesela ben seni şu anda ağırlıyorum, dünyanın en mutlu insanı. Çünkü bu işi seviyorum. Senden bir şey öğreniyorum, hocamdan bir şey öğreniyorum. Yarın başka bir konu konuşacağım. O yüzden bana iş gibi de gelmiyor, çok keyifli geliyor. Hocam tabii kızlarımız çok başarılı ama bu kızlara yetişmek için çok ciddi bir para da gerekiyor, maliyet de gerekiyor. Türkiye'de tekvando sporuna bakış açısını birazcık sormak istiyorum. Yani Filenin Sultanları çok büyük bir başarı sağladı ve sponsorları vesaire artıyor ama yani tekvandocu kızlarımız zaten başarılılar. Yani yıllardan beridir ben sizinle şahit oluyorum. Dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları hep kürsüde bir şeyler var. Türkiye'de spora, tekvandocularımıza ilgi nasıl ve ne gibi hani avantajları ya da dezavantajları yaşıyorsunuz? Bir kere rekabet çok büyük. Dünyada da çok fazla ama Türkiye'de son rakamı bilmesem de Türkiye'de en çok lisanslı sporcusu olan branş tekvando. Tekvando. Futboldan sonra ikinci sıradayız. Dolayısıyla ilgi çok fazla. Hı hı. Ve rekabet çok fazla. Başarılıyız da açıkçası. Yani Elif şampiyon oldu ama 50 kiloda Türkiye'de başka sporcular da var. Gitseler madalya alabilecek kadar iyiler. Tekvandoya bakış iyi. Aileler çocuklarını tekvandoya yönlendiriyor. Olimpik bir branş, güvenli bir branş. Evet. Gerçekten ben bir spor insanı olarak birçok branş yaptım. Birçok branştan olimpik arkadaşlarım var. Hepsini deneyimleme şansım oluyor. Onları dinliyorum. Evet, güzel bir spor. Tekvando doğru bir spor. Yani burada dürüst olurum. Derim ki evet ama tekvando iyi. Hele kız çocukları için mükemmel bir branş. Bence de. Özellikle özgüven değil mi? Tabii. Bakıldığı zaman çünkü genel olarak belki hani bu sporu yapması Elif Sude bu kadar çok özgüvenli olmayabilir. Bu arada hiç heyecanlı değil Selim Sude. Yayından önce heyecanlanacağım dedi ama muhteşem gidiyorsun. Sizin hocam çok güzel bir spor kulübünüz var. Yani şahit oluyoruz. Çocuğunuz Atlas. Onu da buradan kocaman öpüyorum. Sporcu olmasını ister misiniz? Eşiniz de sporcu. Beden eğitimi öğretmeni. Yani oğlunuz olmasını ister misiniz? Bir de Çağrı Kızıl Spor Salonu. Aslında kulübü değil mi? Spor kulübü. Ne dair ne söylemek istersiniz? Oraya çok fazla insanlar çocuklarını getiriyorlar, size güveniyorlar. Hangi eğitimleri alabilirler? Biraz onları da konuşalım isterseniz. Vallahi Atlas bir gün ileride izlerse beni. Atlas Spider-Man olmazsa ya. Açıkçası onun böyle altın madalyayla İstiklal Marşı'nı okutması falan, o gururu yaşamak büyük keyif verir. Yani benim hayalim. En büyük hayalim olimpiyat madalyası almak. Bunu bir gün orada olmak istiyorum. Yani o anı İnşallah. Yaşamak istiyorum.
nasıl nasip olur, Elif'le mi olur, başka bir sporcularımla mı olur hiç bilmiyorum. Bu hayalim. İkinci de evet, atlası o anda görürsem herhalde bayağı ağlarım, yani, duygulanırım. Onun dışında spor kulübümüz, Çağrı Kızıl Spor Kulübü 2016'da kurulduk. Açıkçası bana iyi teklifler de vardı o zamanlar. Herhangi büyük bir kulüpte antrenörlük yapabilecek imkanım vardı yani. Hı-hı. Sportif kariyerim de vardı, destekçilerim de vardı. Ama kendim tercih ettim. Bir spor kulübü kuracağım, küçük çocukları seçeceğim, onları yetiştireceğim ve ajandama yazdım. 4 yıl sonra Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda bir takımla katılmak istiyorum. 5. yılımda almak istiyorum. 6. yılımda şu sonra hayal yazmışım. Aslında takvim dahilinde gitmişsiniz. Tabii tabii. Ne burcusunuz hep hocam böyle, bu arada? He. Başak Burcu. Yok. Başak bunlar. Var da o yüzden. Burcumdan bahsetmek istemiyorum. Anladığım kadarıyla çok sevilen bir burç değil. Evet. En sevilmeyen, çünkü gerçekten burcumu yansıtıyorum. İkizler Burcu'yum. Bir tarafım çok iyi, bir tarafım iğrenç. İkizler de hep şöyle anlatıyorlar. Bunu böyle zor. Hani çift karakterli olarak değil de normal ikizler burcu şey diyorlar böyle. Hani bulunduğum ortama göre şey yapabiliyorum, yani uyum sağlayabiliyorum gibi pozitif yorumlamaya çalışıyorlar ama anladığım kadarıyla kızlar bu anlamda. Şöyle, sosyal hayatta evet ama sportif anlamda şey, benim bir doğrum var, böyle olursa, böyle yaparsak, böyle fedakarlıklarda bulunursak şampiyon oluruz. Buna kendimi inandırıyorum, sonra sporcumdan da bunu bekliyorum. Atıyorum, şu yok. Sosyal medyayı şöyle kullanacağız, bunu böyle yapacağız, bu saatte uyuyacağız ve böyle besleneceğiz. Sonra bu konuda çok inatım. Bunu böyle yaparsak şampiyon olacağız. Yapmazsak sanki olmayacak gibi davranabiliriz. Ama zaten hocam bunun tek bir formülü de yok ki değil mi? Yani yok. Her spor, her antrenörün tabii. kendi yoğurt evet. yiyişi var. Ben değil böyle mi? Yani, başarıyorum. O öyle başarıyor. Zaten evet. antrenörleri tamamen hani iyi davransa herhalde siz bu kadar disiplinli olmazsınız evet. değil mi? Mutlaka bir yerde... Evet. Kaytarırsınız kızlarla birlikte. O yüzden bence o tarafta bir tarafın çok böyle disiplinli olması gerekiyor. Uyku saatlerine karışıyor musunuz hocam? Şu an karışmıyorum ama karıştım. Yani uzun süre küçüklerken karıştım. Bu konuda baskı yaptım ve pişman değilim. Evet. Ben şunu gördüm. Mesela erkek çocukları çok şımarık oluyor. İşte yani... atlıyor oradan, işte birbirine zarar veriyorlar. Özellikle 5 yaşında, 6 yaşındaki çocuklar birazcık daha böyle artık sokağa çıkma istekleri daha da artınca birkaç tane çocuğa şahit oldum. Sizin işte kulübünüzde tekvandoya başlayıp. Çocuk hem çok disiplin oldu hem şiddet eğilimi azaldı. Kesinlikle. Bu çok önemli bir şey. Yani tekvandoya gidip ben daha da hani şiddet eğilimi artacak ve sokaktaki çocuklarla, arkadaşlarıyla hani onu o yönünü göstermeye çalışacak diye beklerken daha disiplinli ve daha saygılı olmaya başladı çocuk aslında. Çünkü eğitim alıyor ve karşılıklı çalışmalarda bulunuyor. Sonra bir insana ne kadar zarar verebileceğini hissediyor. Tabii ki antrenmanda en ufak bir darbe almıyoruz. Olimpik bir branş yani. Hı-hı. Elif'in herhangi bir yeri kırılmadı. Alabilir. Yani morarmadı, spor bu, değil kanamadı. Mi? Hani böyle darbeler almıyoruz. Olimpik bir branş olmasının avantajı burada. Çok güvenliyiz. Ama bunu hissediyoruz. Yani o darbe yastıklarımız var. O olmasa ve o vuruşu yapsa çok büyük zarar verebileceğini o biliyor. O yüzden dışarıda daha sakin ve daha dikkatli oluyoruz. Hatta yaralanmalardan da kaçınıyoruz. Çünkü o darbeyi yersem ne kadar canın acıyacağını da hissedebiliyorsun. O yüzden çocuklarda bir de tabii disiplin, hocalar da bunu uygulamayın. Anne baba bu kadar disiplinli olmuyor. Kesinlikle. Çocuk bir şekilde ağlıyor, iPad alıyor, bilmem ne yapıyor ama siz yatacaksa çocuk yatacak evet, değil evet. mi? Ya o kemeri takamaz en kesinlikle başında yani. Takıma giremez. Bizle birlikte maçlara gelemez. Evet. Hepsi bir disiplin. Kahvaltısını yapmıyorsa bir sonraki maça gelemez. Yani yumurta yemiyorsa yiyecek. Yiyecek. Evet. Her şey belli. Elif Sude, fiziğin çok güzel, boyun çok uzun abicim. Yani bu boy uzunluğu avantaj mı? Sporda rakibine karşı, çünkü bacak boyunla muhtemelen rakiplerine evet. göre daha uzun. Dezavantaj mı? Bunun böyle hani avantajını yaşıyor musun? Çok yaşıyorum. Bir de kilom hafif olduğu için gana kumaşta kolaylık sağlıyor yani. Değil mi? Rakipler evet. daha zor şey oluyor. Evet. Kısa boylu olanlar hocam dövüş tekniği olarak daha yakın markaj herhalde dövüşmesi gerekiyor. Tabii. Tekvando yapması gerekiyor. Herkes fiziğinin durumuna göre hı-hı. bir taktik geliştirmek zorunda. Elif uzun boylu ama sadece uzun boylu olmak yetmiyor. Çok var Elif gibi fiziği olan evet. sporcu. Bunu kullanabilmek, doğru kullanabilmek, doğru mesafe, doğru
patlayıcılığı sağlamak çok önemli. Kısa boylu sporcular için de avantaj aynı şekilde. Eğer doğru şekilde, doğru mesafe yaptığında zaten başarılı oluyorlar. Evet. Ben 1.63 boyunda olup Japon voleybolcunun 1.90'lık voleybolcuya blok yaptığını görmüş oldum. Yani evet. O boyu da nasıl evet. kullandığını değil mi? Teknik çok çok önemli. Çok önemli. Hocam kaç yaşında başlamak gerekiyor? Hani belli bir yaşı var mıdır tekvandonun? Size hani ağaç yaşken eğilir muhtemelen evet. ama çok küçük yaşta mı gelmesi gerekir çocuklara? Açıkçası genel olarak konuşursam herhangi bir yaş yok. Hani her yaşta başlanabilir, yapılabilir. Sadece biz kulüp olarak hep böyle en başta çıktık, kendi bir mottomuz var. Geleceğin olimpik sporcularını yetiştireceğiz diye başladık. Hep bu mottoyu kullandık. Kulübün her yerinde bu yazıyor. Dolayısıyla dedik ki madem olimpik sporcu yetiştireceğiz, o zaman 4-12 yaş arasında sporcu kabul ediyoruz. En çok sevdiğimizde 4-5-6 yaşlarında başlayan sporcularımızın kesinlikle sonuç aldığını, verim aldığını, hatta 8 yaşa kadar başarılı olduğumuzu görebiliyoruz. Çok zorlanmıyor musunuz hocam 4 yaşındaki bir çocukla uğraşmak? Çünkü hani... Çok büyük fedakarlık. Çok büyük fedakarlık, yani evet. Yani onun isteği, sorunu... 5 yaşında alıyorsun, 5 yıl eğitim alıyor daha 10 yaşında. Evet. Yani hala 10 yaşında. İnanılmaz bir önünde süreç var. Acaba devam edecek mi? Ailesi taşınacak mı? Tabii. O kadar emek verip ailenin çocuğu götürmemesi gerekiyor. 5 yıl emek vermişsin artık. Bir şeyler olmuş, altyapısını kurmuşsun, üstüne artık inşa etmeye hazır o çocuk. Sözleşme de yapamıyorsunuz. Tabii yani küçük. Çocuk yani. Ama açıkçası kalıcı olanların hepsinde başarı sağladık. Hı hı. Anladığım kadarıyla size güvenip çocuğunu uzun vadede hani birlikte çocuğu büyüttüğünüz zaman aslında başarı da geliyor. Ama çocuğu 3 sene, 4 sene işte kulüpte tutup sonrasında taşınıp ya da başka bir yere götürdüğü zaman... O çocuk aslında başarıdan... Aileyle bir bütün olmak lazım. Hı-hı. Bizde o disiplin var ama eve gidiyor. Biz çocuğu 2 saat görüyoruz. Evdeki tüm problemler, ailevi sorunlar, disiplinsizlik çocuğun genel karakterini oluşturuyor. Evet. Yani bizim verdiğimizle yetmiyor. Ama aile bizle uyumlu olursa o zaman başarı kaçınılmaz. Çok zor yani gerçekten de hani Elif Sude'ye bir eğitim verip orada bir disiplin ederken anne babanın... başka şekilde yaklaşması, hatta özgüvenini bile kırabilir çocuğun değil mi? Yani öyle bir yaklaşır ki o yüzden yani, onun egosunu da beslemesi gerekiyor bir taraftan. 8 yıl oldu değil mi Elif beraberiz? 7. 7 yıl oldu, 8'e giriyoruz. İnanın 7 yılda beni en zorlayan sporculardan biri. Elif Sude mi? Tabii çok zor bir karakter. Yani bırakır, umrunda olmaz. Böyle zor ona mesela her sporcu farklı. Elif'e taktik verirken... Bağırıp çağıramaz. Onunla iyi geçineceksin. Onu aslında anladığım kadarıyla pozitif yönde desteklediğiniz zaman evet. olumlu gidiyor. Eleştiri ya da kızdığınız zaman demotive oluyor. Benim gibi. Doğru yolda Selim Sude. Onunla böyle olmak zorundasın. Ona göre uyumsa, ona göre taktikler geliştirmek zorundasın. Tabii bazen de kızmak gerekiyor. Bazen de çünkü artık ülkemize mal oldu. Artık... Sadece benim için yapmıyor, ailesi daha için yapmıyor. Profesyonel artık bu. Gittiği yerde bayrağımızı temsil ediyor ve sorumluluğu var. Hı-hı. Dolayısıyla üzerindeki baskı arttı. Onu da kaldırmayı öğrendi açıkçası. Hocam 2 dakika var. Bir son söz size vereceğim. Sonra Elif Sude ile kapatmak istiyorum. Maliyetli bir spor mudur? Ve aileler için hani size öğrenci getirirlerse, çocuklarını getirirlerse? Ya şöyle, tekvando maliyetli bir spor değil dediğimde hangi seviye yapacağına bağlı. Hı-hı. Eğer ki Elif gibi bir sporcu yetiştirecekseniz evet, buna desteklemek gerekiyor. En iyi malzemeler, en iyi atmosfer, tabii. kamplar. Bu konuda bütün branşlar böyle. Teniste evet. de öyle. Yoksa belediyelerde ücretsiz olan da var. Ama gerçekten çocuğunuzda yeteneği görüyorsanız o zaman ve bu gücü de varsa destekleyecekseniz evet çok aşırı paralar değil ama çaba. Evet. Yani hobinin üzerinde olacaksa mutlaka çocuk yurt dışına gidiyor, şey gidiyor, arkasında durmak lazım. Elif Sude, son senden sözleri alayım tamam. abicim. Bence harikasın bu arada. Çok çok başarılı olacaksın. Ne hayal ediyorsun ve bundan sonra ne söylemek istersin? Yani her olimpik sporcunun hayal ettiği gibi olimpiyatları zaten onları biliyorsunuz ama onu söylemeyeceğim. Benim şu anki hayalim önümüzde bir Ümitler Avrupa Şampiyonası var. Oraya gitmem için seçme var şu an. O seçmeden çıkıp bir de Ümitler Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum. Step by step
gitmek istiyorsun. Evet. Sonrasında da büyük resimde inşallah olimpiyatlarda da göreceğiz. Ben çok eminim. Yani bu kadar başarılı olup bundan sonrası için olmama için hiçbir sebep yok. Sadece bundan sonra mantalite ve kondisyon, bir de kendine dikkat edeceksin. Evet. Zaten onları başaracağından hiç şüphem yok. El üstü de kırmadın. Çok teşekkür ederim ve bize bu gururu yaşattığın için de tekrar çok çok teşekkür ederim. Hocam sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Elif Sude Akgül efendim, Avrupa şampiyonu, 49 kiloda şampiyonumuzla konuştuk ve Çağrı Kızıl hocamız da ona eşlik etti. Tekvando'yu tartıştık. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.